konuşmama İsrail'i lanetleyerek Filistinli ve Gazze'li kardeşlerimizin maddi manevi yanında olduğumuzu söyleyerek başlamak istiyorum. Dualarımız onlarla. Sezai Bey çok yönlü bir şair. Ben aslında bütün gün doğmadan'daki bütün şiirlerine bir projektör tutacaktım, projeksiyon tutacaktım ve öyle değerlendirecektim ama baktım iş çok dallanıp odaklanacak. Daha ziyade Hızır'la 40 saate odaklanmaya karar verdim. Aslında Hızır'la 40 saatin 25 numaralı şiirini aslında. Türk tasavvuf şiirini ikili oluşlar üzerinden okumak mümkün. Bu ikili oluşlar poetik bir çerçevede elbette. Bazen çift hakikat, bazen hattı istiva, bazen de poetik kavuşmalar biçiminde gerçekleşiyor. Sezai Bey'in şiirinde hem karşı hem de yan yana oluşları içeren bu hal, işaret edilen şeyin zahiri ve batını yönlerine ışık tutuyor bana kalırsa. Retorik ve lirik bir araya geliyor. Solmayla çiçeklenme birlikte kavranıyor. Aydınlıkla karanlık aynı anda temellük ediliyor. Bir bakıma üçüncü halin imkansızlığına karşı bir başkaldırı Sezai Karakoç'un yaptığı. Şiirle düşünen ve düşleyen bir anlatıcı, şair ve özne. Anlatıcı, şair ve özne bir araya geliyor Sezai Karakoç'ta. Ben de bu bildiride poetik çifte hakikati şairi imleyen, poetik hattı istivayı, şiirin öznesini, poetik kavuşmalarını da anlatıcıyı imleyen birer kavram olarak ele alacağım. Öncelikle bu kavramları birkaç cümleyle masaya yatırayım. Fatih Ustayar Hurufilik kitabının hattı istiva bölümünde Fazlullah'tan bir cümle naklediyor. Zahir alemde, uykuda, hayalde, tasavvurda her ne varsa hepsi istiva hattıyla bölünmüştür. İstiva hattı olmayan hiçbir şey tasavvur ve hayal edilemez. Hurufiler çok sık gönderme yapıyorlar istiva hattına. Bazı varlıklarda gözle görülür şekilde, bazılarında da gözle görülmediği halde tasavvurda mutlaka bulunan dikey bir çizgi, geçtiği şeyi iki eşit parçaya böler. Kur'an'dan ayetlerle destekleniyor. Mesela şüphesiz ki taneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır. En'am suresinin 95. ayeti. Ben de Sezai Bey'in şiirlerini biraz Hızır'la 40 saat bağlamında bölmek suretiyle inşa eden bir husus bağlamında ele alacağım. Bu bölünme ayın tabiri caizse ikiye bölünmesi gibi şair ve özneyi imliyor. Çift hakikat çok tartışılan meselelerden bir tanesi. Kazım Arıca'nın İbn-i Rüşd'ün hakikat öğretisi, çift hakikat ve hakikatin birliği tartışması başlıklı makalesinde şöyle bir tanım var. Hakikat ve doğru kavramının akletme ve inanma yetisini kendisinde bulunduran kimseyi çift hakikatin ne olduğunu araştırmaya ittiği dile getirilmektedir. Bu bağlamdaki felsefedeki hakikatlerle teolojideki hakikatlerin birbirinden karşılıklı olarak bağımsız olduğunu ifade eden yaklaşıma çift hakikat denilmektedir. Diğer bir ifadeyle bir şeyin felsefede yanlışken dinde doğru olabileceğini savunan anlayıştır. Ben Hızır'la 40 saatte Musa ile Hızır'ın akıl ve vahiy ya da felsefe tasavvuf karşılıklarına bir arada bulunabilme imkanlarını işaret edecek şekilde kullanmayı tercih ettim. Sezai Karakoç'un Hızır'la 40 saat isimli kitabını, aslında nehir şiirini değerlendirirken. Dolayısıyla Sezai Bey'in şiirini anlamak ve anlamlandırmak için elzem olduğunu düşünüyorum bunun. Ayrıca çift hakikatin bilinç ve bilinç dışı düzeylerde şairin konumunu imlediğini de düşünüyorum. Üçüncü bağlam ilk ehramlarda Hızır'la 40 saati nasıl yazdığını söylüyor Sezai Bey bize. Hızır'la 40 saat adlı 40 bölümlü şiirimi 1967 yılı Mayıs ve Haziran aylarında Yenikapı'da deniz kenarında kayalıklar arasındaki bir kır kahvesinde yazdım. Aşağı yukarı 40 gün akşamüzeri 1-2 saat orada deniz dalgalarının kıyıya çarpma sesini dinleyerek ve her seferinde şiirin bir bölümünü yazarak kitabı tamamladım. Zaten bu yüzdendir ki şiire Hızır'la 40 saat ismini verdim. Sanki orada Hızır'a randevu vermiştim de her gidişimde bu randevunun verimi ve armağan olarak bir bölümüne döndüm diyor. Dolayısıyla Sezai Karakoç'un epik destan anlatıcısı olarak konumlandığı yeri gösteren bu hatıra hem gerçek hem hakikat hem de hayali aynı anda içermesi bakımından bir hayli manidar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Sezai Karakoç şiirini duymanın en kestirme ve kışkırtıcı yolu bana kalırsa onun bütün şiirini toplamış olduğu gün doğmadığının ortasına bir çizgi çekmektir. Sonra her şiirine, her kelimesine ve hatta her harfine şiirden arta kalan boşluğu ikiye ayıracak bir
bir çizginin temlinleri olacaktır bu çizgiler. Kavis, Sezaiye'nin en çarpıcı metaforlarından biri bana kalırsa, elif olana dek sürecektir bu macera. T.S. Eliot'un Çorak Ülkesi gibi yoğun metinler arası göndermelerle inşa edilen Hızır'la 40 Saat, epiklerin müstesna bir araya gelişini ihtiva ediyor. Çorak Ülke'yi Eliot, deyiş yerinde ise şiir tohumlarıyla yaşatmaya çalışmıştı. Sezai Karakoç ise bir medeniyet ırmağını kurmaya yüz tutmuş medeniyet ırmağını, tabiri caizse o kültürel havzayı Hızır'la göğertme gayretindedir. Dolayısıyla dirilişin şiiri olarak tabiri caizse bir hıdrellez metaforuyla ifade edilebilecek bir şiirdir. Yani Hızır'la İlyas'ın birlikteliği. Bu da poetik bir kavuşmayı imleyen bir durum olarak karşımızda. 25 numaralı şiire geldiğimizde biz aslında buradaki hem anlatıcının hem öznenin hem de şairin birbirinden ayrı ve bir olarak var olduğunu gördüğümüz çarpıcı bir örnekle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla İbn Arabi, İbn Rüşd, poetik çifte hakikat bağlamında, Hazreti Musa, Hazreti Hızır yine poetik çifte hakikat bağlamında anlatıcıdan dinlediğimiz kimlikler. Poetik hattı istiva ise Mevlana ile Şems ile temsil ediliyor. Bu şairin alanı. Sezai Karakoç ise Hızır'la poetik kavuşmayı imleyen bir şekilde karşımızda çıkıyor. Şiirin öznesi burada var oluyor. Hayalin o meşhur "Cuğular çün erdiler deryaya hamuş oldular" dizesinde eşine az rastlanır bir şekilde cuğun, yani ırmağın hem yolu hem yolculuğu hem de yolcuyu imlemesi bağlamında, imleyen bir metafor olması bağlamında şair, anlatıcı ve özne Hızır'la 40 Saat'te bir ve aynı şey olarak tevhid olunuyor. Dolayısıyla metinler arasının en güzel örneklerinden biri olarak kabul edebileceğimiz 25 numaralı şiirde biz temelde, merkezde bir anlatıya, bir menkıbeye aslında şiirin dayandığını görüyoruz. Menakıbul Arif'inden öğrendiğimize göre Şems ile Hazreti Mevlana'nın Konya'da buluşmasını anlatan, o çarpıcı buluşmayı anlatan Menakıbul Arif'inde Ahmet Eflaki ayrıntıları veriyor bize. Bir gün Şems dua ediyor. Allah'ın kendi örtülü sevgililerinden biriyle tanışmak istediğine dair bir dua bu. Allah duasını kabul ediyor. Konya'ya geliyor 1244'te ve orada Şekerciler Hanı'nda konaklıyor. İlimle meşgul olan Hazreti Mevlana, o zaman Mevlana değil Celaleddin, tilmizleriyle medreseden çıktı. Payamberuşan, Pamukçular Medresesi'nden çıkıyor. Atının geminden tutuyor. Ona çok çarpıcı bir soru soruyor. Bayezid mi büyüktür, Muhammed mi sorusu. Ayrıntılarıyla anlatılıyor burada. Tabii Hazreti Mevlana, o zaman Celaleddin, Muhammed Mustafa bütün peygamber ve velilerin başbuğu ve reisidir. Hakikate büyüklük ve ululuk onundur cevabını veriyor. Şems Tebriz devam ediyor. O halde Hazreti Mustafa, ya Rabbi seni her türlü eksiklikten arı duru kılarım. Biz seni layık olduğu veçile bilemedik. Ma'arafnak yani. Buyurduğu halde Bayezid, ben kendimi her türlü eksiklikten arı duru kılarım. Benim şanım ne kadar büyüktür. Ben sultanların sultanıyım diyor dedi. Buna göre Bayezid'in büyük olması gerekiyor. Yani bu ifadelere göre. Dolayısıyla hemen atından, katırından aşağı iniyor Hazreti Mevlana. Orada nara atarak kendinden geçti, bayıldığına ilişkin bir anekdot, bir rivayet. Aynı karşılaşma Molla Cami'nin Nefahatü'l Yunus'unda de karşımıza çıkıyor. Bu sefer Mevlana'nın bu karşılaşmada Şems Tebrizi'ye vermiş olduğu cevap yer alıyor. Bayezid'in susuzluğu bir yudum içince geçti. Kabı küçüktü çünkü. Kandığından dem vurdu, idrak bardağı doldu. O nur, onun evinin penceresine kadar dolmuştu. Fakat Muhammed'de, Hazreti Muhammed'de büyük bir susuzluk vardı. Öyle hemen küçük bir katre nuş ederek geçebilecek bir susuzluk değildi şeklinde bir cevap veriyor. Bunun üzerine, bu cevap üzerine ayrıntıları da var elbette. Bu sefer Şems-i Tebriz'in nara atarak bayıldığına ilişkin bir rivayet. Dolayısıyla bu rivayeti alıyor. Bu rivayeti tabii ki yeniden üreterek,
muhteşem bir yeniden üretim söz konusu. Ve başka figürlerle de destekleyerek karşımıza o Türk Edebiyatı'nın en güzel şiirlerinden birini, 25 numaralı şiiri çıkarıyor. Hasan Hoca'nın, Hasan Akay'ın Hızır'la 40 saatte gözüken anlam başlıklı yazısında sıra dışı yoldaşlık bağlamında metnin Hızır'ıdır okur tespitini bir bakıma o Hızır yani okur şairde yol alır şeklinde değiştirebiliriz. Dolayısıyla yani yol kitabında bir bakıma okura düşen o kitabın ekslibrisi olmaktır. Kitabın esfarda örtük olarak da açık olarak da zannedersem Şevül Ekber İbn Arabi böyle bir şey söylüyor. Anlatıcı İbn Arabi ile anlatıcı diyorum. Anlatıcı, şair ve özne kavramlarını birbirinden ayrı olarak kullanıyorum. Bazen de bir tevhid gerçekleşiyor. Az önce söylediğim gibi. Şevül Ekber ile İbn Rüşd'ü bir araya getiriyor. Onların karşılaşmasına ilişkin bir anekdotu hatırlatıyor. O evet, hayır, hem evet hem hayır şeklinde. Şimdi ayrıntılarını burada söylemek istemediğim vakitten dolayı. O muhteşem karşılaşmayı, manidar karşılaşmayı anlatıyor, hatırlatıyor bize. Dolayısıyla Kur'an'daki kıssa iki denizin birleştiği yeri mekan olarak söylüyordu bize. Miraç'sa kavis bağlamında Allah'la Hazreti Muhammed'in iki yay kadar bir mesafede, Kab-ı Kavseyn dediğimiz bir mesafede gerçekleştiğini söylüyor bize. Yeni Kapı sahili iki varlığın, Hızır'la şairin görüştüğü yer. Hızır'la 40 saatte Şakkül Kamer hadisesinin, ayın ikiye bölünme hadisesinin anlatıldığı bölüme baktığımız zaman tabiri caizse bu bölümün kitabın kalbin tilinde, Hızır'la 40 saatin kalbin tilinde olduğunu görüyoruz. Bu ikili oluşlar olmuştur, olmaktadır, olacaktır ve daima şairin, anlatıcının ve öznenin yek vücut olduğu bir dil içinden ifade imkanı bulacaktır. Belki bir aşırı yorum cesaretiyle söyleyecek olursak, poetik bir teslisten yani şair, anlatıcı, özne, tesniye yoluyla yani ikili oluşlar yoluyla tevhide yani şiire giden bir süreç söz konusudur. Çok hemen hemen bütün şiirlerde bunun örnekleri var. Birkaç örneği söyleyeceğim. Hızır'la 40 saatin bir numaralı şiirinde çok eski bir şairin parantez ben miyim yoksa dizesi bana kalırsa kitabın hattı istivası oluyor. İki numaralı şiirde mesela kardeşim İbrahim bana mermer putları nasıl devireceğimi öğretmişti dizeleri poetik bir hakikate işaret ediyor. Bütün şiir böyle poetik hakikat, poetik kavuşmalar, poetik hattı istivaya işaret eden dizelerle dolu. Galiba şunu söyleyebiliriz. 25 numaralı şiirdeki şiirin bir bölümündeki o çarpıcı dizeleri biraz değiştirerek Sezai Karakoç bir soruydu. Yani şu dizeleri değiştiriyorum. Onu da söyleyeyim. Tabii burada Sezai Bey'in ruhaniyetini incitmek de istemiyorum ama. Şems bir soruydu. Bir cevaptı Mevlana. Benziyorlardı bir arada kişinin kendisiyle yaptığı bir konuşmaya. Sanki bu dizeleri Sezai Karakoç bir soruydu. Bir cevaptı Hızır. Benziyorlardı bir arada kişinin kendisiyle yaptığı bir konuşmaya şeklinde değiştirmek mümkün gibi görünüyor. Öyle okumak mümkün gibi görünüyor. Belki de yeşil sarıklı ulu hocaların ona anlatmadığını Hızır'dan işitiyordu şair, anlatıcı ve özne Sezai Karakoç. Okunduğunda kemiklerin çatırtısı duyulan 25 numaralı şiirin iskeletinin formu şöyle bana kalırsa. Tek kelimeyle tulu ediyor şiir, açılıyor, Şam'dayız. Sonra üç ikili oluş, Mevlana ve Mesnevi, Muhyiddin ve Yasin, Şems ve Füsus. Ardından poetik bir eksodus, Şems Celaleddin'i Mevlana kılıyor. Bir delikanlı kılığında mücessem olan Yasin suresi İbn Arabi sağaltıyor. İlk bölümde İsrafil aksanıyla üç soru soruluyor. Nasıl, nasıl, kimdi? İkinci bölüm bir soruyla açılıyor. Poetik bir tesniye, çift hakikat. Şam çarşılarında Şems'e rastlamadı mı? Şam çarşılarında Şems'e rastlayan kim? Celaleddin mi, Muhyiddin mi? Aks birden Endülüs'e kayıyor. O karşılaşma, o uslat, o çifte alaz, o çifte hakikat. Dolayısıyla az önce söylediğim İbn-i Rüşd'le daha çok genç yaştaki yani 16 yaşındaki Şevül Ekber'in İbn-i Arabi'nin karşılaşması hadisesi. Evet, hayır, evet, evet hadisesi. Bitiriyorum. Üçüncü alim olurluğu, poetik teslis. Karakoç poetik teslisten çifti hakikati çıkarıyor. Kişinin kendisiyle yaptığı bir konuşma ve o soru Bayezid mi büyüktür, Muhammed mi? Cevap asırlar sonra
Fatih Türbedarı Ahmet Amiş Efendi'den. Allah olmak kolaydır, Muhammed olmak zordur. Yani biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Yani arzullahı vasıa. Şibli'nin dediği gibi bulan arar. Öyle yaptı Mevlana. Karakoç hep evet dedi bu arayışta. Şems'i bir buldu bir yitirdi Mevlana. Hızır'ı bir buldu bir yitirdi şair. Şems'i yitirince buldu şair. Görünmez'in adısı şair. Güneş'in oğul verdiği. Şam'a Şem'di, Nur-u Siyeh'di adeta. S harfi yalnız kalmıştı. Kavis'ti. Taha'nın dağın ucunda gördü. Sonra olan oldu. Olacak olan da oldu. Mevlana Muhyiddin'le bir araya geldi. Ona Şems'i sorduğunda Muhyiddin kabrinde Şems'i gösterdi. İşte yine o soru kimdi? Suda gördüğü kimdi Mevlana'nın? Hızır suretinde Şems'i mi yoksa Şems suretinde Hızır'ı mı? Muhyiddin, Şems, Hızır kendini buldu, kendini bildi, kendiyle bilişti. Muhyiddin'le, Şems'le, Hızır'la buluştu ve bilişti Karakoç. Yeni Kapı sahilinde suya baktı Karakoç. Mevlana'yı Şems'i gördü, Hızır'ı gördü ve buldu kendini. Yeni Kapı sahilinde Mevlana alındı Karakoç'tan. Kendisine Hızır'la 40 saat verildi. Ve 3 teslis dize daha şiirin sonlarında. Gökten bir kartal geçse ve yere düşse gölgesi, bu acaba Şems'in mi gölgesi? Birinci bölüm. Yer altında gelirse bir su şırıltısı sesi, bu ses Şems'in mi sesi? İkinci bölüm. Çöllerde kum da varsa kızgın bir ayak izi, bu iz Şems'in mi izi? Üçüncü bölüm. İşte böyle böyle kurdum Mesnevi'yi. Şems'in ağırlığı değil, ayrılığı değil, arılığı. Dudaklara dokunup da ağza konamayan Bengüsü değil, ballar balıydı çünkü. Klasik hafızanın 3 boyutlu piktogramını aklın yazı tahtasında logogram dizilişi gösteren Hızır'la 40 saat bunu hikaye eder. Yani Boltrandrus'un dediği gibi hakikat medeniyetinin merkeziyleşmiş imgesini. Teşekkür ederim.